Evet arkadaşlar, şimdi size NetGet 5.2 programında Google Earth'e veri nasıl aktarılır, blokların çizildiği yerleri Google Earth'e nasıl aktarırız, görünümü nasıl olur, şimdi sizlere onu göstereceğim. Burada genel sekmesine tıkladıktan sonra genel ayarlar, genel ayarlarda burada projeksiyonu buluyoruz, projeksiyon. Projeksiyon tıkladıktan sonra bu en üstte gördüğünüz 3 noktaya tıklıyoruz. Burada parametreler var. Şimdi bu en üstteki biz UTM'de çalışacağız. Burada farkları var ama biz UTM 3'te çalışacağız. Burada DOM olayımız da var. DOM olayından önce bu altta bir parametre sekmesi de var. Parametre sekmesinde ITRF 96 80 elipsoid de aynı şeyi gösterir ama biz VG 84'te çalışacağız. Daha sağlıklı veri veriyor. Bu DOM olayına tıklıyoruz. Bu DOM olayına tıkladıktan sonra çalışacağımız Sivas'ın üzerine bir kere tıkladıktan sonra burada dilim ve DOM olayı yazıyor 36. Tamam diyoruz. Tamam tıkladıktan sonra tekrar tamam deyip buna da tamam diyoruz. Şimdi biz bu NetGet programını ölçeklendirdik, koordinatlandırdık yani. Şimdi proje diyeceğiz. Google Earth'e veri aktar seçeneğine tıklayacağız. Bunu NCZ olarak ileri diyeceğiz. Çıkan parametrelerde tüm objeleri aktar, seçili objeleri aktar diyor. Biz tüm objeleri aktaracağız. Siz isterseniz seçili objeleri aktarabilirsiniz. Biz Z'lerini kullanmayacağız. İleri. Burada dosyayı nereye kaydedeceğimizi soruyor. Dosya simgesine tıklıyoruz. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz şimdi. Dosyamıza bir isim veriyoruz. Ben Sivas'ı çalıştığım için Sivas yazdım. KML dosyası olarak kaydediyoruz. İleri. Dedikten sonra şu an oluşturuldu. Evet arkadaşlar, şimdi projemizi koordinatlandırdık. Google Earth'imizi KML dosyası olarak kaydettik. Google açarak Google Earth yazdık. Google Earth'ü sağ üstte başta sekmesine tıkladık. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız KLM dosyasını açacağız. Proje dedikten sonra aç dedik. Bilgisayardan KML dosyasını iç aktar sekmesine tıklıyoruz. Kaydettiğimiz, bizim Sivas olarak kaydettiğimiz Chrome şeklindeki KML dosyasını seçtikten sonra aç diyoruz. Evet, şu an bizi yavaş yavaş Sivas Danışman Gazi'nin oradaki Türkiye bloklarına götürdü. Evet, burası. NetGet 5.2 programında Google Earth'e nasıl veri aktarılır? Sizlere onu gösterdik. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes öğrensin, bilsin, çalışsın. Teşekkürler.